Karadeniz'in ne türküsü biter ne de öyküsü. Ordu'nun dereleri aksa, yukarı aksa diyelim ve başlayalım hikayemizi. Burası Mesudiye ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi. Ordu ili büyükşehir statüsüne girince Hamzalı köyü de mahalle olarak kayıtlarda yerini almış oldu. İl merkezine 100 kilometre uzaklıkta burası. ...1500 rakımda yemyeşil dağlarda gezeceğiz bugün. Kökleri İstanbul Beykoz'a kadar uzanan, Beykoz'u yeni vatan ilan eden Hamzalı mahallelilere armağanımız olsun bu gezimiz. Yoğun ormanlarla kaplı dağların eteklerine kurulmuş yerleşim alanı. Kalem gibi çizgi çizgi uzanıyor yollar komşu köylere. Yemyeşil sarp tepeleri süsleyen evleri coğrafi yapısından olsa gerek dalga dalga görünüyor buradan bakılınca. Başı pare pare dumanlı dağlar, duman eğlenir mi kar olmayınca? Bana derler, bana gel gönül eyle, gönül eğlenir mi yar olmayınca? Engebeli olduğu kadar kıvrak ve seyrine doyumsuz bir güzellik taşıyor Hamzalı Mahallesi. Bir tepenin sırtında konumu itibariyle hükmediyor etrafını. Kimi iş, kimi daha iyi bir eğitim için büyük şehirlere göçmüş zamanla. Eskiden tarlalar ekilir, arpalar biçilirmiş bu topraklarda. Şimdilerde ise her evin kendine yetesiye bağ bahçesi bulunuyor. Ağaçlar, dağlar, bayırlar envai çeşit çiçekle dolu. İşte bu çiçeklerden petek petek bal yapıyor arılar. Yöresel yemekleri saymakla bitmez. Tabii ki ilk sırayı keşkek alıyor. Kaldirik turşusu, fasulye dillesi, kara lahana sarması. Hamur işlerini tek tek saymayalım desek de yağlı sac ekmeğini söylemeden geçemedik doğrusu. Anlatmakla olmaz, sırf bu lezzetleri tatmak ve doğanın eşsiz güzelliği içinde ruhunuzu huzura kavuşturmak için mutlaka gelmelisiniz bu güzel mahalleye. İlk sohbetimize Nevzat Demir ile başlayalım. Şimdi bizim okul o zaman ileride bizim Çukurova Mahallesi var. O zaman orada öğretmen vardı. Kış kıyamet buradan giden çocuklar oraya gidiyordu.
Sonra bizi okulu kaç senesinde ayrıldık? Okul 69-70'lerde mi ne işte, bu aşağıya bir dershane yaptık. Büyükler yaptı tabii. O zaman bir öğretmen aldık. İşte o zaman çocuklarımız buraya yetişti yani. Yürüme tabii, kar, kış. Bir de odun omuzlar götürüldük Çukurova'na giderken. Kar nereden varsa bele, tepeye çıkıyor. Bir de o zaman bir şartlar vardı ki, oranın öğretmenimiz vardı. Odun getirmeyeni de geri kovardı. O ufak tefek odun da değil, büyük büyük. Omuzlarda koca kazık gibi, affedersin. Az olanı da geri yollardı. Yok abi ya, ayakkabı falan ne geziyor. Kara nasiye bulsak ayakkabı sanıyorduk ya. Büyüklerimizi ben çarık giydiğini biliyorum. Çarıkla bu kış kıyamet geldi geçti. La o zamanları çerezi çemezi kim biliyordu ki? Büyüklerimiz bir çarşıya gitse bize bu çarşı ekmeği getirdi miydi, o bayılıyorduk. Çocuk şekeri vardı, şeker getirirdi babamız filan. Çarşıya giderler ya, yaya sabah çıkarlardı buradan. Yaya Görköy. Akşama geri gelirlerdi gaz duz alacağız diye. Öyle günler vardı. Böyle yemek, ne bileyim, eski köy yemekleri işte. Şimdiki yemekler gibi öyle tatlı, çerez, çaman, nerede? Şimdi bizim torunlarımız geliyor buraya da bizim yemeklere kaşık sokmuyor. Ağaçların yeşili, taşların rengiyle birleşince bir başka güzel geldi gözümüze bu eski ev. Sonbahar yapraklarının hışırtısında yürüyoruz. Yuvarlanan taş yosun tutmaz derler ya, belki de asırların izlerini taşıyor bu taşlar. Kuruluş tarihi tam olarak bilinmiyor mahallenin ama çok eski yıllara dayandığı mezar kalıntılarından belli oluyor. Çıplak dağlara konmuş kulübeler, telli duvaklı kapıda bekleyen gelin gibi duruyor yol kenarında. Samanlık olarak kullanılsa da şimdilerde eskiye dair her ne varsa hatıralarında saklıyor. Görmüş olduğunuz bu alet öküzlerle çift sürerken kullanılıyormuş bir zamanlar. Saklı düşler diyarında gibiyiz. Her ağacın gölgesinde, her yaprağın altında saklanmış bir tarih çıkıyor karşımıza, Hamzalı'da. Muhtar yardımcısı, köy heyetinde görevli Muhittin Demir yanımızda. Hamzalı Mahallesi hakkında kendisinden bilgi alalım. Köyümüzün geçim kaynağı şu anda gurbet, işte emekliyiz biz hocam. Emekliler Mart'ta geliyor. Kasım'ın sonunda geri gurbete dönüş yapıyorlar. Bir onun üyesi falan kalıyor mahallemizde. Önceden hayvancılık yapardı. Ekin ekerdik, arpa, buğday, mısır, patates. Onlarla geçimimizi sağlıyorduk. Şimdi ise de gençlerimiz eskiden gurbete gittiği için emekli olup geri vatanına döndüler yani memleketlere. Köyümüzde şu anda iki tane cami var. Varısı eski camimiz. Burayı da yeni yaptı. Burası merkez camimiz oldu. Burada şu anda bir ihtiyacımızı kazanıyor yine. Patates, fasulye. Onları yapıyor. İşte meyve topluyor. Meyve olursa betmezimiz yapıyor. Kulbüler bile. İhtiyacımızı kazanıp tekrar çocuklarımıza, torunlarımıza götürüyor kulbeti. Var gençlerimize ben güveniyorum, köyümüze, memleketimize sahip çıkalım. Allah ıssız bırakmayalım, her zaman gelip gitmelerini beklerim. Köyümüze, vatanımıza sahip çıkalım.
Hamzalı Mahallesi Camii'ni gösterelim sizlere. Göklere kanat açmış bir güvercin gibi duruyor en tepede. Oldukça büyük bir caminin içindeyiz. Sesimiz yankılanıp kilometrelerce uzaktan duyulacakmış gibi bir ahenk var burada. Pencerelerden sızan rengarenk ışıklar duvarlardaki hat yazılarını daha da bir netleştiriyor. Türk süsleme sanatlarından Çin'i işçiliğinin en nadide eserleri burada toplanmış gibi. Gelip geçen yolcunun kulağına fısıldanacak küçücük bir söz gibi kurulmuş yol kenarındaki bu çeşme. Emrullah Demir, eskiden yokluk vardı diyor. Bakalım neler anlatacak bize. Çok güzeldi o zaman ya. Güzel bir kalabalık köylü vardı. Akrabalık ilişkileri çok büyüktü. Güzel bir günlerimiz geçiyordu. Gaz lambasıyla hani idare ederlerdi. Şöyle bir teneke yaparlar. Daha sonra büyük camlı lambalar çıktı. Onlarla ders çalışıyorduk. Ama bütün gün okuduğumuz işi cumartesi günü öğlene kadardı. Çok iyiydi. O bizim nesilden bayağı okuyup insanlar çıktı. Ya bir oynardık. İşte üst üste yani atlama şekliyle falan. O çok güzel bir oyunlarımız vardı. İşte dombola derdik, onları oynardık. Vakit şimdi burada hayvancılık ön plandaydı. Zaten hayvancılıkla, işte tarımla geçinirlerdi. Her taraf ekilirdi. Burada yatma ekilirdi. Yani şimdi şu anda tarlalara bakıyorsun, işte tarım kalmamış, bir şey kalmamış. Bomboş. Yani bizim mesudi olarak yani zaten mesudiyenin çoğunluğu şu anda hayvancılığa kalktı. Daha doğrusu da çoğunluğu da gübrette. Yani yazlık olarak burayı kullanıyor. Bizler de aynısıyız. Yani geliyoruz işte bahar aylarında, işte sonbahara kadar buralardayız, ondan sonra gidiyoruz. Boş kalıyor. Yani şimdi tarım olmadığı için, işte hayvancılık yapan 2-3 hane var burada, onlar hayvancılık yapıyor. İşte yaylamız var yukarıda, çok da güzel bir yayladır. Yani gerçekten de orayı da bir çekeyim nasılsan, sen şimdi oraya çıktığın zaman gerçekten turizm diyorlar yani turizm. İşte yayla. Nasıldır bilmiyorum, çıksanız nereyi görürsün? Boztepe'yi görürsün. Bu tarafta Tokat, işte bizim Mesudiye. İşte gerçekten de bu sene de geldiler. Bizim gençlerimiz de çok iyi bir kültürel faaliyetlerde falan buldular. İşte bayramda burayı doldurdular, şenlendiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Hep böyle olmalarını isterim. Köylerine sahip çıkmalarını isterim. Hamzalı Mahallesi Eski İlkokulu şu an kapalı durumda. Mevcut öğrenciler taşımalı sistem kullanılarak ilçedeki okullarda devam ediyorlar eğitimlerini. Kış armudu diyorlar bu cinsine. Sonbahara doğru olgunlaşıyor ve aylarca çürümeden saklanabiliyor bu armut. Küçük bir cami daha var Hamzalı'da. Etrafında birkaç tane mezarlık bulunuyor. Tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İçini de merak ettik doğrusu. Halılardaki yeşilin tonu ayrı bir hava katmış buraya. Çok güzel değil mi? Fasulyeler böylesine çiçek dökerse bereket çok olur derler buralarda. Taziyelerde gelen misafirler burada ağırlanıyor. Ayrıca tüm organizasyonlarda Hamzalı halkını bir araya getiren mekan burası. Hamzalı Mahallesi'nin en eski camisi burası.
tarihi özelliğini koruyan cami 1955 yıllarında yapılmış. Eskinin güzelliği bir başka oluyor, değil mi? Böylesine içten ve samimi insanlarla tanıştığımıza çok memnun olduk, çok sevdik bu mahalleyi. Şimdi geri dönme zamanı. Buradan aldığımız selamlarla Beykoz'a doğru yola koyulma vakti. Yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın güzel insanlar. Hoşça kal Hamzalı.